Gençlik ve Spor Bakanlığı YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatma Duman. Sen Sor O Yanıttasın programıyla karşınızdayız. Bugün konumuz bağımlılıkla mücadelede genç Yeşilay. Konuklarımız Merve Karataş ve Tarık Tanbey bizlerle olacak. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İlk önce sizleri tanımak isteriz. Merve Hanım sizinle başlayabiliriz. Herkese merhaba. Ben Merve Karataş, Gazi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Gazi Üniversitesi Genç Yaşlılar Topluluğu'nun başkanlığını yürütüyorum. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tarık Bey. Merhabalar herkese. Ben de Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Gazi Genç Yaşlılar Yönetim Kurulu üyesiyim. Davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. O zaman ilk sorumuza başlayabiliriz aslında. Gazi Üniversitesi Yeşilay Topluluğu kimdir, ne yapar? Bundan bahseder misiniz? Tabii, Gazi Üniversitesi Genç Yeşiller Topluluğu, Türkiye Yeşiller Cemiyeti'nin Gazi Üniversitesi'ndeki koludur. Her üniversitede, yaklaşık 110 üniversitede Genç Yeşiller Kolları var. Ve bu Genç Yeşiller Kolları, Türkiye Yeşiller Cemiyeti'ni kendi üniversitelerinde temsil ediyor. Çeşitli etkinlikler düzenliyor. Biz de Genç Yeşiller'in Gazi Üniversitesi'ndeki parçalarından biriyiz. Biz okulumuzda bağımlılıkla mücadelede öncü faaliyetler yürütüyoruz. Amacımız akranlarımızı bağımlılıklara karşı bilinçlendirmek ve Yeşilay'ın adının daha gür duyulmasını sağlamak. Çok güzel. İnşallah bu yolda daha da başarılı olursunuz. Merve Hanım, bize Yeşilay'ın kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? Yeşilay nasıl kurulmuş? Bunu anlatır mısınız? Tabii Yeşilay'ın kuruluş hikayesi gerçekten çok kıymetli ve değerli. Ülkemizin kurtuluş mücadelesi döneminde ülkemizi yıkmak isteyen dış güçler kıyılarımıza maalesef bağımlılık yapıcı maddeler bırakıyorlar. Ve bu şekilde gençlerimizi yıkarak milli mücadele gücünü yıkmaya çalışıyorlar. Bunun ülkemizi yıkmada, maalesef milli mücadele gücünü parçalamada bir yol olarak kullanmaya çalışıyorlar. Yeşilay'da en başta bununla mücadele etmek için kuruluyor. Ve aslında bizim milli birliğimizi, milli gücümüzü bir arada tutmak için kuruluyor. Bu yüzden çok anlamlı bir hikayesi var. Yani bağımlılık aslında ne kadar tehlikeli olduğunu, bir ülkeyi yıkmak için kullanılan bir silah olduğunu bize göstermiş oluyor. Biz de bu anlamda böyle kutlu bir hikayenin bir parçası olduğumuz için, böyle anlamlı bir hikayeyi devam ettirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim Merve Hanım. Bu hikaye Rica benim ederim. için çok açıklayıcı oldu. Peki ana faaliyetleriniz İnşallah nelerdir? teşekkür Bundan ederiz. bahsetmek ister misiniz? Ana faaliyetlerimizden bahsedecek olursak, biz bisiklet etkinlikleri yapıyoruz yıl içinde. Aynı zamanda benim kulübüm Yeşilay etkinlikleri oluyor. Sigarasız alan etkinlikleri oluyor. Grup içinde arkadaşlarımızla birlikte okullara gidip sigarasız alanlar boyuyoruz hep birlikte. Dördüncü, beşinci, altıncı sınıfları gerekli eğitimleri veriyoruz. Ders içinde öğretmenleriyle birlikte. Bisiklet etkinliğimiz oluyor. İnsanları biraz daha teknolojiden koparmak amaçlı. Onları böyle birlikte yapacağımız etkinlikler daha çok hani bağımlılık üzerine değil de o işte sigara olsun, işte telefon olsun böyle bağımlılık addeden şeylerden koparmak istiyoruz. Bunun için de birlikte bisiklet etkinliğimiz oluyor. Bu sene hatta 700 kişinin katıldığı bir etkinlik oldu. Çok güzel bir etkinlikti. Rekora koştuk. Böyle genelde etkinliklerimiz. Tabii. Teknoloji geliştikçe bağımlılıkla mücadele alanı da genişliyor tabii ki de. Önceden kötü alışkanlıklarken artık Kesinlikle. telefonla bağımlılık da bunlardan birisi oldu. Peki şunu Kesinlikle sormak hani biz istiyorum. zaten evet. Buyurun buyurun. Biz öncelikle hani teknolojinin kullanılmasına karşı değiliz ama yerinde ve yeterince kullanılmasını savunuyoruz. Bunun için gerçekleştirdiğimiz birçok etkinlikte de aslında akranlarımıza daha faydalı yollarla teknolojiyi kullanmanın gereklerini anlatıyoruz. Onun dışında Tarık arkadaşımızın bahsettiği diğer etkinliklerde de asıl amacımız akranlarımıza bağımlılıklar olmadan da eğlenebilecekleri güzel ortamlar olduğunu göstermek, onlara kaliteli zaman geçirme fikrini aşılamak gibi daha çok hani önleyici faaliyetler kapsamında bu etkinlikleri düzenliyoruz. Çok güzel. Peki şunu sormak istiyorum.
Çalışmalarınızın kalıcı ve sürdürülebilir olması için nasıl çalışmalar? Çalışmalarımızın sürdürülebilir olması için öncelikle biz çoğu etkinliğimizi gerçekleştirdiğimiz çoğu faaliyeti bir proje formatında yazıyoruz. Bu şekilde hem daha sürdürülebilir, açıklanır ve geliştirilebilir oluyor. Proje formatında etkinliklerimizi yazdığımız zaman üstüne katabiliyoruz. Etkinliklerimizi geliştirebiliyoruz. Mesela Tarık arkadaşımızın bahsettiği bisiklet etkinliğini biz 10.sunu düzenledik. Ve hani 10 kere gerçekleşmiş olmasına rağmen insanlar hala zevkle ve heyecanla katılıyorlar. Ve bize her defasında yenidenmiş gibi, hani daha önce hiç yapmamış gibi bir azimle bu etkinliği düzenliyoruz. Bu noktada katılımcılarımızı etkinlikte memnun etmek, onları eğlendirmek, yani akranlarımıza bir aile ortamı sunmak etkinliklerin sürdürülebilir olması için çok önemli. Çünkü biz gönüllülerimiz oldukça var oluyoruz. Onlarla birlikte faaliyetler düzenliyoruz. Bu noktada gönüllülerimizin bize desteği, bizle birlikte olma isteği bizim sürdürülebilir etkinlikler düzenlememizdeki en büyük kaynak. Çok güzel. Peki, şundan bahsedebilir miyiz? Saha tecrübeleriniz oldu sizin de. Bu saha tecrübelerinizden size ilham veren, unutamadığınız bir hikaye paylaşır mısınız? Saha tecrübelerinde aslında benim unutamadığım bir hikaye var. Benim kulübüm Yeşilay Etkinliği. Biz sınıflara dağılıyoruz demiştim. İşte genelde çocuklarla ikili iletişim sağlayabiliyoruz. Ve bu yönden bayağı iyi oluyor. Orada çocuk seni yani figür olarak görüyor, örnek alıyor. Ve sürekli soruyorlardı işte siz neden geldiniz, neden buradasınız diye. Ve hani sürekli bir şey var. Onlara gönülden bir şey yaptığımız için, gönülden davrandığımız için çocuklara bu hoş geliyor. Başta yani derslerinin boş geçeceği düşüncesiyle seviniyorlar ama sonrasında bizim onlara gönülden dokunduğumuzu görünce iyi ki gelmişsiniz, her hafta gelin, öğretmenimizle birlikte konuşun diyorlar. Böyle anılar biriktirebiliyoruz. Bir çocuk da yanıma gelip şöyle söylemişti. Tarık abi işte benim ailemden de böyle çok fazla bilgisayar başından ne yapmam gerekiyor. Ben de onun gibi davranmak istiyorum dedi. Ben de dedim ki daha çok işte bu benim kulübüm Yeşilay Etkinliği'nde oynadığımız sokak oyunları var. Tekrardan çocukları normal eski yaşantımızdaki gibi eski çocukluk anılarımıza döndürmeye çalışıyoruz. Böyle olunca bunlardan bahsettim. Bunları hatta defterini açıp, not defterini açıp o sokak oyunlarından birkaç tane yazmıştı. Çok mutlu oldum. Böyle bir anıya şahit olmak beni mutlu etti. Umarım gönüllere daha çok dokunabilirsiniz. Merve Hanım, sizden de bir ilham veren hikaye alabilir miyiz? Tabii şöyle, ben ilk bisiklet etkinliğine gittiğimde, yani Gazi Genç Yaşaya katıldıktan sonraki ilk bisiklet etkinliğinde otobüste görevli olmuştuk ve orada biri şunu söylemişti. Etkinlik o kadar güzel geçti ki hani sigara içmek veya telefonla oynamak aklıma bile gelmedi demişti. Bu aslında bizim başarmak istediğimiz şeydi. Bizim amaçladığımız en büyük şey buydu. O amaca ulaştığımı orada hissetmiş oldum. Yani onun dışında gönüllü olmak, zaten karşılık beklemeden insanları mutlu etmek bizim içimize her zaman dokunan, bizi her zaman mutlu eden bir şey. Gerçekten Gazi Genç Yeşilay ailesiyle, Yeşilay ailesiyle çok güzel anılar biriktiriyoruz. Eminim ki hayatımız boyunca bu böyle devam edecektir. Çok güzel İnşallah. söylediniz. Peki bu anılarınızı daha da çok kitlelere duyurmak için neler yapmamız gerekiyor? Çalışmalarınızdan nasıl haberdar olabiliriz? Bu konuda nasıl takipte kalabiliriz? Sosyal medya hesaplarınızı verebilir misiniz? Tabii sosyal medya hesaplarımız Instagram, Twitter, Facebook ve YouTube olmak üzere hepsinde Gazi Genç Yeşilay olarak aratıp sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirler. Bizim bir sosyal medya komisyonumuz var. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok büyük bir azim ve fedakarlıkla hani kendi hayatlarından zaman ayırarak sosyal medya kanallarımızı yönetiyorlar ve sesimizin daha çok çıkmasını sağlıyorlar.
Biz sosyal medya hesaplarımızla öncelikle eğlenceli, öğretici ve gerçekten faydalı içeriklere yer vermek istiyoruz. Bunun sebebi de hani akranlarımıza veya bizi takip eden kitlelere daha güzel, daha olumlu şekillerde ulaşmak. Bunun için çabalıyoruz, yaptığımız etkinlikleri paylaşıyoruz ve hani sadece Gazi Üniversitesi veya Ankara'dan değil, bağlı olduğumuz, yani iletişim kurduğumuz, bizi takip eden Türkiye'nin her yerinden insan bize ulaşıyor, güzel dilekler iletiyor, farklı şehirlerden etkinliklerimize geliyorlar. Bunun için hani özellikle bu pandemi sürecinde evde kalmamız gereken süreçte sosyal medya bizim için belirleyici bir unsur oluyor. Çok güzel. Peki programımızı burada sonlandırıyoruz. Ancak sizin söylemek istedikleriniz var mı? Onları da alarak toparlayıp kapatabiliriz. Tabii buradan bütün gönüllülere, bütün genç eşilaycılara ben sevgilerimi iletiyorum. Çünkü biz birlikte kocaman bir aileyiz, 110 üniversitede. Türkiye Eşilaycı Cemiyeti'ne, genel merkezimize, bizim için çabalayan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Gönüllülük inşallah yüzyıllar boyunca devam eder. Gazi Genç Eşilay ailesi, Genç Eşilay ve tüm Yeşilay gönüllüleri... Yani inşallah hep birlikte seneler boyunca güzel işler yapmaya devam ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tarık Bey. Merve arkadaşımın da dediği gibi gerçekten gönülden bir şeyleri yapmak insanı onarıyor. İnsanı yeniden hayata bağlıyor. Ve biz gerçekten üniversite olarak çok bir etkileşim alanına sahibiz. Üniversiteli gençler olarak buradan diğer Yeşilay kulüplerine de sesleniyorum. Gerçekten gönüllü bir şekilde bir şeyleri başarabiliyorsak, yani şimdinin çocukları olarak geleceğe bir şeyler taşıyabiliyorsak ne mutlu bize. Hepsine emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yapacaklarından dolayı teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz, katıldığınız için. Bugün Sen Sor, O Yanıttasın programında Gazi Üniversitesi Genç Yeşilay topluluğunu konuk ettik. Bağımlılıkla mücadeleyi konuştuk. Merve Hanım ve Tarık Bey Malatya'dan ve İstanbul'dan bize yardım ettiler. Başka programlarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz.